300 metre uzunluğunda sulama hattını döşemiş bulunmaktayız. Derler ki aski yeterince çalışmıyor. Yani Yahşi'ye buraya kadar aski hizmet ediyor. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yıllarca yapılmamış bu sulamayı gerçekleştirdiğimiz için hiç mütevazı olmayacağım. Mutluyum, sevinçliyim. Her şey sizler için. Bizler dedik ki sosyal belediyecilik dedik arkadaşlar. Bu kanallar yapılır, sular gelir, göletler yaparız, barajlar yaparız, binalar yaparız. Önemli olan sosyal belediyecilik. Fakir, fukara, garip, kurabanın yanında olmak. İşte biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın yanındayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğu sürece hiç kimse karnı aç yatağa girmeyecek. Hiç kimse soğuktan üşümeyecek. Hiç kimse naverde muhtaç olmayacak. Aydın Valisi istediği kadar müfettiş göndersin. Geçen gün yine müfettiş göndermiş. Fakir fukaraya, garip kurabaya dağıttığımız bir somun ekmek için göndermiş. Ya olmaz ki. İstedikleri kadar göndersinler. Bizler yine aydınlı vatandaşımızın yanındayız. Bunlar fakirlikten anlamazlar. Çünkü bunlar iftarlarını 5 yıldızlı otellerde açarlar. Onun için fakir fukaranın yediği bir somun ekmekle uğraşıyorlar. Uğraşsınlar, varsınlar. Önemli olan sizlerin bizim yanımızda olmanız. Beni bunlardan yıldıramazlar. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Helal olsun Yahşi'nin kadınlarına. Helal olsun. Hocam buyur. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vafu anna ve ufir lena ve erhamna ente mevlana ve ente erhamur rahimin. Ya İlahel Alemin. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından ASKİ'nin oluşturmuş olduğu Yahşiler Tarımsal Sulama Tesislerinin açılışında bulunmaktayız. Bu tesislerden vatandaşlarımıza yararlanmayı nasip eyle ya Rabbi. Bunun oluşturulmasında vesile olan, sebep olan başta belediye başkanımız ve bütün daire amirlerimizden Hazreti Allah'tan temennimiz sağlık, sıhhat ve afiyetle hizmetlerine devam etmesidir. Hadi beraber bakalım. Başkanım. Bak oraya bak. Evet, başkanım, hayırlı. Bak. Mikrofon nerede? Başkanım buradayız. Buraya da bakalım Sayın Başkanım. Sayın Başkanım yukarıya. Sayın Başkanım buradayız. Sayın Başkanım, Arzu Hanım'ın arzusu gerçek oldu. Evet, doğru söylüyorsun. Değil mi Arzu Hanım? Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun Arzu kardeşimizle beraber köyümüzün arzusu gerçekleşti. Teşekkür ederim. Evet, bu da orada arkadaşlar. Buraya dönüyoruz bir de.
Bakanımıza dedim ki karpuzumuzun en büyük ihtiyacı nedir dedim. Ona dedi ki çok ihtiyacı var ama öncelikle güzel, modern, çağdaş bir otogara ihtiyacımız var dedi. Olur, tamam dedim. Sayın Başkan da dedi ki yeri benden olsun dedi. Karpuzlu Belediye'mizin bir yeri var dedi. Onu Büyükşehir Belediyesi'ne verelim. Başkan sen de üstüne bizim vatandaşlarımızın kullanacağı Karpuzlu'ya yakışan bir otogar binası. Tamam dedim. İşte bakın. Büyükşehir'le ilçe belediyesi uyumlu çalıştığı zaman hizmet akar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Karpuzlu'yu hizmete akıtıyoruz. Bizim bu arazimiz 7520 metrekare, toplam inşaat alanımız 1140 metrekare, 2 katlı 14 peronlu, 270 gün sonra inşallah Allah'ın izniyle biz bu otogarı kullanımına açacağız. Bugün sizlerle beraber temelini atıyoruz. Tüm Koçanlı halkı, Karpuzlu halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Buradan da değerli belediye başkanımıza da çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımıza biz de çok çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Seçimden bu yana sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ile gayet uyumlu çalışıyoruz. Büyükşehir olmazsa bize hizmet olmayacağını biz de biliyoruz. Ve kendisine ilçemize kazandırmış olduğu bu otobüs garajından dolayı çok çok teşekkürlerimi sunarım. Sağ olsun, var olsun. Aydın Büyükşehir Belediye'mizle yapılacak olan bu tesislerimizi en kısa zamanda tamamlamak halkımızın hizmetini sunmayı nasip eyle. Bunda en başta vesile olan belediye başkanımız ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Bütün emeği geçecek olanlardan hayırlı ömürler ihsan eyle. Vatandaşlarımızın ulaşımda bilhassa ihtiyacı olan bu meselede yardımcı olmasından dolayı razı ve memnun ol ya Rabbi. Şimdi Karpuzlu'ya, Aydın'ımıza hayırlı olsun. Otogarımız. Sayın Başkanım. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir şekilde hiçbir parti ayrımı yapmıyoruz. Sayın Başkan da öyle. Bu yer Karpuzlu Belediyesi'ne ait bir yerdi. Sağ olun. Siz Karpuzlu'nun tarihinde onu kurban sizlerle beraber. Sağ ol, beraber. Sizlere teşekkür ederim sunuyorum. Sağ ol. Şu seçimlerde bizler yani yapamayacağımız veya zor olan hizmetleri söz verdik. Tabii bunu yapmak için de sizler de biliyorsunuz siyaseten siyasetlik kenarlardı. Partimizi hizmet dedik, bu noktaları belirttik. Evet. Bizler kaybetsek de dedik, karpuzu kazanır dedik. Evet. O noktaları belirliyoruz. Şimdi... Ve seçimden bu yana sizlerle çok memnunuz. Şimdi Sayın Başkan her zaman şunu söyledi. Ben hizmetin yanındayım. Ben seçildim, rozetimi bıraktım. Ben de aynı düşüncedeyim. Ben de seçildim, rozetimi bıraktım dedi. Sağ olsun Sayın Başkan her zaman Büyükşehir Belediyesi'nin yanında oldu. Her zaman bizlere destek oldu. Bizim burada yetişemediğimiz işleri başkan anında müdahale etti. Bu Büyükşehir'in, bu ilçe belediyesinin asla kata demedi. Biz de asla kata demiyoruz. Burası işte ilçe belediyesinin görev alanında demiyoruz. Çünkü bizler seçimde vatandaşlarımıza bir söz verdik. Dedik ki vatandaşlarımıza biz hizmet için geliyoruz dedik. İşte en güzel örneği de burada. Ben tekrar Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Tekrarlıyorum. Bizler hizmet için buradayız. Çine Belediye Başkanı'nın da burada. Aynı şey Çine için de geçerli. Diğer ilçeler için de geçerli. Bize bir el uzatana biz böyle iki elimizi birden uzatıyoruz. İçimizde hizmet aşkı var. Yeter ki yaparken hizmetleri birileri engel olmasın. Birileri ön inceleme adı altında müfettiş göndermesin. Hoş gönderseler ne olur? Özellikle bu seçim döneminde daha böyle gıdaya yönelik, ekmeğe yönelik göndermeye başladılar. Tabii ben şundan şöyle düşünüyorum. Bunlar hiç fakir fukaranın ne olduğunu bilmedikleri için hep 5 yıldızlı
otellerde dolaştıkları için, fakir fukara garip kurabağanın hiçbir zaman yanında olmadıkları için, vatandaşın arasına inmedikleri için ekmekle oynuyorlar sayın. Sayın Başkanım. Kurum başkanım, gidin. Başkanım, bakalım. İlçemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkürümüze sunarız diyor Karpuzlu Belediye Başkanımız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok başkanım, sağ olun. Çok çok teşekkürlerim sunarız ilçe adına. 40 yıldır minibüs garajı olmayan bir ilçede ilk defa bir otobüs garajı yapacağız. İçinde minibüs garajı olacak. Evet. Gerçekten çok mutluyuz. Sağ olun. Sağ olun. Ne demek başkanım? Her zaman.